Merhabalar gençler. Dikdörtgen ve karenin 5 ve 6 numaralı testlerini gömeceğiz. Vakit kaybetmiyorum. 5 numarayı hemen alıp odaklanmasını da ayarlıyorum. Şöyle elim buradayken düğmesine basarsam güzel oluyor mu? Oldu. Evet, hemen ilk sorumuza bakalım dostlarım. Bakın yine 4 var, 12 var. Başka şu kenar 16 birim verilmiş. Dikdörtgen EB X nedir diye de bir soru soruyor. Bize şurayı 16 birim vermiş dostum. 12 ile 4'ün toplamı. Şurası da tabii ki 12. Bakın 12, 16, 20 üçgenimiz var. Demek ki DB uzunluğunun tamamı 20 birim arkadaşlarım. DB'nin tamamının 20 birim olduğunu biliyorum. Bir de şu kelebeği görelim hemen. Bakın şurada bir de kelebek üçgen var. Görün bunu siz de dostlarım. Hop, o çok fazla kaçtı. 16'ya 4. 4'e 1. Yani şurası 4x ise burası 1x'tir diyebilirsiniz artık arkadaşlar. Ve biz 5x'i 20 diye bulduk. X 4. Ama dikkat edin, bize 4x'i soruyor. 16'yı paketledim gobeller. Geldik 2 numaraya. ABC'de dikdörtgen. BF açıortay. Bakın açıortayın hemen kol ayak muhabbeti var burada. Kollarımız 6'ya 9. Yani sadeleştirip söylüyorum. 3'e bölelim. 2'ye 3. Demek ki şu ayak 2K. Şu ayak 3K. Hatta alanlar da 2A'ya 3A oluyordu dostlar. Peki. Başka ne vermiş? ADE'nin alanını 45 vermiş. Şurası 45. ADE, doğru yazdım. AEB 40'mış. Burası 40. Bakın bu AC tam düz bir çizgi değil demek ki arkadaşlar. Düz olsa çünkü bunların ikisi birbirine eşit olmalı. Kırık bir çizgi yani. AE, EC şeklinde gidiyor. DEC'yi 20 vermiş. Şurası 20. Dostum, paralel kenarda öğrendiğimiz bir özellik vardı. Şöyle içindeki bir noktadan dört köşeye de çizgiler çizildiğinde şu karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı, yani 20 ile 40'ın toplamı 60. 45 ile şu üçgenin yani 5A'nın toplamına eşit. O zaman yazalım, 45 ile 5A'nın toplamı 60'a eşit. Demek ki 15 eşittir 5A diyorum. A eşittir buradan 3 geldi. Bana neyi soruyor? 2A'yı soruyor. İkinci sorumun cevabı Adana'dan geldi dostlar. 3 numara artık dikdörtgende de yaptık. Paralel kenarda da yaptık. Bu kuralı çok iyi biliyorsunuz. 5'in karesi ile 3'ün karesinin toplamı, yani 25 artı 9 eşittir 16 artı x kare demiştik. Buradan 18 eşittir x kare olur. 3 kök 2 olur x. Yani 3. sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Önceki videolarımızda bu kuralı anlatmıştık birkaç defa. 4 numaralı sorumuz dostlar. Dikdörtgen çevre ABCD'yi vermiş. FB'yi 4 vermiş. EFX nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bu kenara tık tık koyduysak bu kenara da bir tık tık koyalım. Burası 90 dereceydi. Demek ki 45, 45, 90 üçgeni çıktı arkadaşlarım. Burada 90 olduğu için bu da 45, 90. Burası da 45. Bakın şimdi şuraya biz bir ne diyelim? K diyelim. Burası da K. Hipotenüs ne oluyordu? K kök 2. Şimdi bu da ikizkenar olduğu için burası da K kök 2. K kök 2, K kök 2. Burası kök 2 katı olacak. 2K. Şurası da K. Şimdi dikdörtgenin çevresini 44 vermişti. Bakın ne var çevresinde? K var. K var. Yani kısa kenarların toplamı 2K. Uzun kenar 2K artı 4 burası. 2K artı 4 de burası geldiği için 4K artı 8 var. 4K artı 8. İşte çevremiz bu. Bu da 44'e eşitmiş. Yani 6K ile 8'in toplamı 44. 8'i attık buraya. 6K eşittir 36. Doğru değil mi? 36. K eşittir 6. Bana X'i soruyor. Yani K kök 2'yi soruyor. 6 kök 2 geldi. 4. sorumuzun cevabı. 5 numaradayız dostlar. Bakın dik kesişenleri gördüğümüz zaman diklikten diklik inmiş oluyordu hemen burada. Şurası 90 derece. Diklikten diklik indi. H kare 2 çarpı 8'den 16. H eşittir 4 geldi. Sonra
Kelebeği görelim. Şu kelebeği. Tarayayım şöyle içini. 2'ye 8 yani 4 katı. 4'e 16 diyelim buraya. Bunu da söyleyelim. Sonra 4, 8, 4 kök 5 burası. 2, 4, 2 kök 5 burası. Bunları hep biliyorsunuz dik üçgenden dostlar. 8, 16, 8 kök 5 burası gelecek. Sonra neyi soruyor? X'i soruyor bize dostlarım. Artık X'i de bulalım bir yavaş yavaş şöyle. Şimdi şuradan da bir diklik biz indirdiğimizde ne öğrendik paralel kenarda? Buradan inen diklikle buradan inen diklik eşitti. Bu da 8. Şu köşeye olan uzaklığı 4. Bunun da bu köşeye olan uzaklığı 4 olacak. Hatta burası da 4 kök 5. Şuraya 12 kaldı arkadaşlarım. 16 idi tamamı çünkü. Şimdi ne diyorum? Pisagor yapalım. X kare eşittir. Bir 8'in karesi 64, bir de 12'nin karesi 144. Yani x kare eşittir 208. X eşittir 208'i şöyle bölelim. 2'ye bölsek 104 çarpı 2. Şurada göstereyim. 104 çarpı 2. 52 çarpı 2 çarpı 2. 52 de 4 çarpı 13 çarpı 4. Yani 16 çarpı 13'müş. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 13 olur. 5. sorumuzun cevabı da C Adana'dan geldi dostlar. Evet, 6 numaradayız arkadaşlarım. ABCD dikdörtgen. Şu dışarıda biri sürekli kornaya basıp basıp duruyor arkadaşlar. Bir bakayım da geleyim şuna ben. Evet, ekmek arabası geçiyormuş arkadaşlar. Ekmek dağıtıyorlarmış. Hadi bakalım dikdörtgen. Bakın yine birçok kez paralel kenarda çözdüğümüz bir soruydu bu da. Şurası bir kere köşegenler birbirini ortalayacağı için ikiye bölünecek. Şu CF'yi de çizersek dostlarım bakın 3 kenar ortay oldu. Bu kenar ortay, bu da kenar ortay, bu da kenar ortay. Ağırlık merkezi geldi burası. Ve biliyoruz ki şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaylar bu üçgenin alanını 6 eşit parçaya bölüyor. 6A burasıysa bu tarafta 6A köşegende 2'ye bölüyordu alanı. Bize 2A'yı 9 vermiş. 12A'yı soruyor nedir diye. Demek ki 6 katını soruyor. Hemen 9'un da 6 katı. 6. sorumuzun cevabı Ceyhan çıktı. Evet, 5 numaralı testin ilk 6 sorusunu gömdük. 7. sorudayız dostlarım. Aşağıda birbiriyle dik kesişen eşit genişlikteki metallerle imal edilmiş iç kenarların ölçüleri 4, 7, 11 mm olan yazmış mı? Yazmış. 3 adet çerçeve görülüyor. Tamam, şu üst tarafla işimiz kalmadı. Pembe bölgenin alanı 31. Şuraya hemen 31 birim kare olduğunu söyleyelim. Turuncu bölgenin alanı 10 birim kare. O zaman şuraya 10 diyelim. Mavi bölgenin alanı 2. Şurası 2'ymiş. Aha şöyle içine yazdım. Yeşil bölgede 11'miş. Tamam dostum. Sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi normalde sarı, bakın neler girmiş sarının içine. Şurası şu bölgeyi hesaplasaydım ben, bir kenarı 10 birim olan, bakın sadece şurayı hesaplasaydım, bir kare var burada değil mi dostum? Bir kenarı 10 birim. Şimdi burası 100 yapardı normalde, 100 birimdi. Ama bunun içine bakın şu 10 girmiş, bir de şuradaki mavi 12 girmiş. Bir kere bunları çıkaracağız. Ne kalır buradan? 88 kalacak bir kere. Ama bir de bakın şuradaki çerçeve kalınlığı da girmiş. Bakın şurası, bir de şuradaki çerçeve kalınlığı girmiş. Bir de ekstradan bu ikisini de çıkartmam lazım dostlar. Şimdi bunları nasıl bulacağız peki öğretmenim? Bakın şuradan bulalım hemen. Normalde şu pembe ile turuncunun toplamı 41 ya dostum. Ama bir de şurası girmiş. Bak şu kırmızı ile yaptığım çerçeve kalınlığı girmiş. Normalde pembenin tamamı 49 olacaktı. Ama burada 41 var. 49 olacaktı. 41'i burada. Demek ki şu kırmızı yaptığım yerin alanı 8. Şu bak. Şuradaki şu siyah dikdörtgenlerin alanları toplamı 8. Aynısından burada da var. Demek ki burası da 8 arkadaşım. O zaman şunu bulduk. Bak 8. Bir kere 8 çıkacak 88'den. Kaldı 80. Şimdi bu tarafta da yapalım aynısını dostum. Bak normalde 4'ün karesinden şu yeşil bölge şu kısım 16 olması lazım. Şurası.
16 olması lazım normalde. Ama 11 ile 4'ü çıkar, 11 ile 2 miydi bu? 13. 13 çıkartırsam 3 kalır. Demek ki şu parça 3 bilinmiş. Bak şurası. Şu parça 3. E aynısından yukarıda da var. O zaman bu da 3. Bir de 3'ü çıkartacağız arkadaşlarım. 88'den 8 çıktı, 80 kaldı. Bir de 3 çıkartın, 77 kaldı. Yani 7. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 8. sorumuz. AB'yi 8 vermiş. Tamam, şu uzunluk 8. BC'yi de 4 vermiş. Şurası da 4. Top B noktasındaki topa vuruyoruz. C noktasından çıkıyor. Topun alacağı yol nedir diye bir soru sormuş. Dostum bak ben ne yapacağım şimdi. Şu yolla şu yolun toplam uzunluğunu bulursam zaten aynısından bir de şurada var değil mi? 2 ile çarparım en son. Peki biz bunları nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hatırlayın. Hani ben şöyle bir yol öğretmiştim size. Dik üçgende çok yaptık bunu. Şunun simetriğini alıyorduk arkadaşlar hemen. Şu yolu şöyle doğrusallaştırıyorduk bununla. Dümdüz bir yol haline getirdik. Bak bunu da bulmak için şu dikdörtgeni kullan. Şimdi burası tabii ki 2, 2 diye bölündü. O zaman burası da 2 olacak dostum. Çünkü 2'yi buraya taşıdım. Şurası da 2 birim oldu. Bak burası toplam 6. Şurası 8'di, burası da 8. Hemen bul şu dik üçgenden. 6, 8, 10. 10 da bir de şu yukarıdaki kırmızı çizgilerde 10. Toplam ne yaptı? Topun aldığı yol 20 birim yaptı. Evet, 9 numaradayız. Aralarında 3 metre mesafe bulunan kare şeklindeki kareymiş bunlar. Garaj kapıları görülmektedir. O zaman şöyle yazalım. Buraya K diyelim. Burası da K. Şimdi uzun kenarımız da 2K. Çünkü kareymiş burası. Şurası da K. K. O zaman şu aşağıya ne kalıyor? Şuradan aşağıya 4 birimmiş ya orası. Şuradan aşağısı 2K-4. Aralarındaki uzaklık A ve B arasındaki uzaklık 17. Demek ki şu mesafede 17 birim. Bunu da söyleyelim. Hatta şuradan aşağı diklik ve şuradaki dik üçgeni bir oluşturalım. Şimdi burası da K. Yani şu uzunluk ne oldu? 2K+3. Şurası da 2K-4. Şimdi 17'yi görünce 8, 15, 17 mi diye düşündüm ben arkadaşlar. Şurası 8 olabilmesi için 2K'nın 4 olması mı lazım? Yok, 12 olması lazım 2K'nın. 12'den 4 çıkarsa 8. 2K 12 ise 12 3 daha 15. O zaman 8, 15, 17'yi oluyor. Demek ki 2K 12, K'yı da biz buradan 6 bulduk. Peki K 6 ise kapılardan birinin eni 2K'yı soruyormuş zaten. 12 çıktı arkadaşlar. Evet, 5. testimiz. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki sehpanın üstten görünümü verilmiştir. Dikdörtgenin bunun üstündeki sehpaların köşelerine temas etmektedir. Tamam. Blok notun 2 köşesinin sehpanın bir kenarı 4 ve 9. Blok notun 3. köşesinin sehpanın kenarına uzaklığı x kaç birimdir diyor. Dostum bunu da yine paralel kenarda öğrenmiştik, hatırlayın. Şu dikdörtgenin biz A, B, C, D dersek köşelerine karşılıklı köşelerden inen dikliklerin toplamı, yani A'dan inenle C'den inenin toplamı, paralel kenar kuralıydı bu, hatırlayın. Diyeceksin ki D'den inenle, D'den inen 9, B'den inenin, B zaten direkt üstünde olduğu için 0'ın toplamına eşittir. 4 ile neyi toplarsam 9 yapar, 5'i. Cevabım Bursa'dan geldi dostum. Evet, 5 numaralı testi böylelikle bitirmiş olduk. Geldik 6 numaralı testimize dostum. Hemen bakın şunu fark ettim birinci soruda. 2 var, kök 3 katı var. 30, 60, 90 o zaman arkadaşlar bu. 30 burası, 60 burası. Demek ki şurası da 30. İşte 90'ın karşısı ne olacaktı veya şurası da işte 60 diyelim. Bakın 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak kök 3. 60'ın karşısı da kök 3 katından 2. Şey 3 pardon. Şurasının toplamı 3. Şimdi şurası 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Yine burası da 2'dir, şurası 60'dır, 30'dur, 30'un karşısı yine 1'dir. Şuraya az önce 3 bulmuştuk, 2 kaldı. X'e paketledim bile çoktan. İkinci sorumuzdayız dostlarım. Bakın tam şu paralel kenarda öğrendiğimiz bir özellik vardı. Şöyle bir köşeden karşı iki kenarların ikisinin tam ortasına gidiyorsa köşegeni mutlaka ama mutlaka 3 eşit parçaya bölerek gidiyordu bu. Hatta 6, 8 o zaman 10'dur burası. 10 bölü 3, 10 bölü 3 diye dağılır. Şimdi tüm alan ne geldi bu durumda? 6 çarpı 8'den 48. 48 dostum.
48. Şu köşegen tarafından 2'ye bölünecek. 24 burası. Hatta 24'te bunlar 3'e böldüğü için 8, 8, 8 oldu her bir alan. Bak şurada şu kelebeği görün dostum. Bak şunu. 4 ile şu kelebeği görün. 4'e 8. Yani 1'e 2 oranı var. O zaman şurada da 1'e 2 oranı olacak ve 2'ye 8 düştüyse 1'e 4 düşecek diyeceğiz. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapalım. 1'e 2 oranı var. 2'ye 8 düştüyse 1'e 4 düştü diyeceğiz. Ve dostum bak şurası toplamda 24, o zaman burası da 24 olacak. 4 ile 4'ü yani 8'i buradaysa ortaya da ne kalacak? 16 kalacak. Mavi bölgenin alanı 16 birim kare çıktı. İkinci sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi dostlar. Evet, 3 numaraya geçiyorum hemen. ABCD dikdörtgen, DF açıortay demiş. Şimdi açıortay fışkırma teoremini hatırlayın. Bakın Fransa'dan bir buraya dik gitmiş, bir de buraya dik gittik. Açıortayın üstünden gittiği için bu diklikler birbirine eşit kesinlikle. Şimdi burası 10 birimse karşıki kenar da 10. Hatırlayın kafayla dik arası kafayla dik arasına eşitti fışkırma teoreminde. Bunları unuttuysanız hep konu anlatım videolarına bakın. 10'sa burası da 10. 6, 8, 10'dan 8 burası. Dikdörtgenin alanını soruyor. Yani 8 çarpı 10'u soruyor. Adana'yı işaretledim bile çoktan. Evet, 4 numaradayız arkadaşlarım. EC bölü BK oranı nedir diye bir soru sormuş. 4. sorumuzda EC bölü BK. Bu bir dikdörtgenmiş dostlar. Hemen şunu gördüm bakın. Şurası da 90 derece. 2 90, 2 diklik birbirine eşitse, şunlar şu diklikler eşitse bu bir fışkırtma teoremiydi. Burası buraya eşit. Şimdi hemen şuradaki bir şeyi görmedim. Bir şey gördüm zannettim ama görmemişim. Şununla şu parça da birbirine eşit olacak arkadaşlarım. Başka düşünelim. Evet, devam ediyorum dostlar. Şunu fark ettim bakın. Şimdi tabii ki bu taraf da açıortay olacak değil mi? Bu fışkırtma teoreminden dolayı ve biz özel dörtgenlerde açıortay görünce Z kuralı göreceğiz demiştik. Şurası da noktalı açı oldu. Yani şuraya K, şuraya da M dersem ikiz kenardan dolayı burası K artı M ise burası da K artı M'dir. E peki bununla bu eşitti. Buna K, o zaman burası da K artı M şuraya eşit olduğu için bu da M oldu. Bakın benden M bölü M'yi. Yani 1'i istiyormuş. Cevap 1 Bursa'dan geldi. ABE'yi 18 santimetre kare vermiş. Şu üçgenin alanı her zaman neydi dostlar? Paralel kenarın ki karede bir paralel kenardır yarısı olacaktı. Demek ki tüm alan 36. A kare eşittir yani karenin alanı eşittir 36 ise bir kenarını 6 bulduk. Nereyi istiyor? Köşegeni istiyor. 45 45 90'dan kök 2 katıdır. 6 kök 2 geldi. Şimdi Emine ablanız içeride yemeği hazırlamış. Beni çağırıyor. O yüzden biraz hızlı hızlı çözeceğim arkadaşlar bundan sonrasını. ABCD kareymiş. Bu BF bilmem ne de bir kareymiş. Bunun alanını 9 vermiş ABC'nin. O zaman bir kenarını 3 yazalım şöyle. Büyünün alanını 36 vermiş. 6 yazalım buna da. DF'yi istiyor bizden. Hemen şurada dik üçgenimi oluşturuyorum. Burası da 3. Buraya da 3 kaldı. Burası da 6. Bakın şurası 9. Burası 3 geldi. Şu dik üçgende bir dik kenar diğer dik kenarın 3 katıysa küçük olanın yani 3'ün kök 10 katıydı. 3 kök 10 yani Ceyhan'dan geldi 6. sorumuzun cevabı. Evet, 7. soruyla devam edelim. ABCD karesi biçimindeki kağıt verilmiştir. Kare şekil 1'deki EC boyunca kesildikten sonra BC ve DC çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Tamam, buraları hep gördük. Buna göre E üssü arasındaki uzunluk nedir diye bir soru sormuş. Bize şurayı soruyor. Şimdi bunu biz kesmeden önce de şuradaydı değil mi arkadaşlar? Kesilmeden önceki halini de gösterelim. Burası 18 birimdi. Şimdi dostum şu açıya A birim deyip buraya getirmişim kesim. Şuraya B dedim. Şurası 90. Buraya getirmişiz. Buranın tamamı da B oldu. E şurası da A ile B'nin toplamı 90 olduğu için burası da B geldi. Bakın şu EC uzunluğunu kestik buraya getirdik. 18 oldu burası. Ve dikkat edin B ile A'nın toplamı 90'dı. Burası da 90 geldi. 45-45-90 üçgeni çıktı o zaman. Bakın ikiz kenar. 18-18 kök 2 katı olacak. 18 kök 2 yani Edirne'den geldi 7 numaralı sorunun cevabı. 8 numaradayız dostlarım. Ne diyor? Kısa kenarın uzunluğu 4 birim
Uzun kenarın uzunluğu 4 kök 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki tablo A ve B köşelerinde şekildeki duvara çivilenmiştir. Tamam. Daha sonra B köşesindeki çivi bulunduğu yerden çıkarıldığında tablo A noktası etrafında 60 derece dönüyor. He bak. AB kenarı 60 derece döndü, buraya geldi. Şimdi şöyle de dikdörtgenin önceki halini de şurada gösterelim. Şurası o zaman 30 derece oldu. Tabii ki AC 30 derece 60 derece dönüyorsa tablo, AC üssü de 60 derece dönmüştür. Buraya gelmiştir. Zaten şuranın 90 olmasından da biliyoruz biz onu. Peki 4'müş şu kısa kenar. O zaman burası da 4. Uzun kenar 4 kök 3'müş. Burası da 4 kök 3. Şuradan da bir diklik çizelim. Şöyle 90. Şuraya 30 derece kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 oldu. Bir de bize neyi sorduğunu bilirsek, C üssünün ilk durumdaki B noktasına uzaklığı. Yani şurayı soruyormuş. Bulmuşuz bile çoktan dostlar. Bak burası 6 kök 3 geldi toplam. Burasını ne bulmuştuk? 2 mi? Şurası 2 idi herhalde değil mi? Evet 2. 6 kök 3 2. X'i bulalım hemen. X kare eşittir. 6 kök 3'ün karesi gelecek. Yani 108. Bir de 2'nin karesi 4. Yani X kare eşittir. Kök 112 mi geldi X arkadaşlar? O da 28 çarpı 4. Yani 16 çarpı 7. 16 çarpı 7 ise 16 dışarıya 4 diye çıktı. 4 kök 7. 8. sorunun cevabı Ceyhan. 9'u okuyoruz hemen. 64 vermiş. Nereye 64? BC'ye 64 vermiş. Orayı da 24 vermiş. O zaman şurası, şimdi bunu katlanmadan önceki şeklini bir açalım. Katlanmış bu. Şu A noktası A üssü olmuş arkadaşlarım. BE boyunca katlanmış. Katlanmışsa kat çizgisi açıortaydı. Şurası 24'tü, burası da 24. 64'tü, 32. 32 diyelim bunlara. Demek ki şuranın tamamı da 32. Şu Z harfini bakın sürekli yaptık bu katlama sorusundan dikdörtgende. Buradaki Z harfinden hemen bunun da eşit olduğunu, şunların da ikiz kenar olduğunu söyleyelim. Şurası 32 eksi x. Tabii ki burası da 32 eksi x. Şu 24 BA üstüne denk geldi. Burası da 24. Şurada bir dik üçgen çıktı. 7, 24, 25 midir diye bakıyorum. X'e 7 desem 24, 7 desem 25 oluyor. Evet, o zaman x 7'dir. Çok uzatmaya gerek yok arkadaşlarım. Denizli'den geldi 9 numaranın cevabı. Dikdörtgen bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. 6'ya 5 verilmiş arkadaşlar. Burayla işimiz yok. Şuradaki son katlanmış şekline bakalım. Şimdi şurası 6 idi. Katlandı, buraya geldi. D üssü oldu tabii ki. Ne diyor? ABC katlanma sorusu değilmiş bu ya. Pardon. ABCD ve BCEF dikdörtgenleri benzerdir diyor. Tamam. B bu kağıt D köşesi AD. He, D köşesi AD üstüne gelecek şekilde katlanacak, katlanıyor. Şimdi o zaman EF de şurada bir yerde, çünkü şunu vermiş bize. F burası. Şuraya 1 birim kalmış. Şuraya da 5. Bak AF'yi 5 birim vermiş. EF de şurada. Tamam. Buna göre diyor, kırmızı boyalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası da 6 birim. Tabii ki burası da 6 birim. Şimdi burası 1'di. Şurası 1. Şurası 5. Şurası 45, 45 diye bölündü arkadaşlarım. 90 dereceyi 45, 45 böldük. Burası 5 ise şurası da 5 oldu. Bize ne lazım şimdi dostlar? Dikdörtgenleri, ha benzermiş bir de bunlar. Hangileri? A, B, C, D. Büyük olan dikdörtgenle, şuraya K diyelim. Büyük olanla B, C, E, F. Şu küçük dikdörtgen benzermiş. Büyük olanla küçük. Demek ki bak, küçüğün kısa kenarı K, büyüğün kısa kenarı 6. Küçüğün uzun kenarı 6, büyüğün uzun kenarı 5 artı K. Hemen buradan K'yı bulalım. 36 eşittir K çarpı 5 artı K olur. Buradan K'ya 4 dersek burası 9 gelecek. Evet, K 4 geldi. Demek ki şurası 4. F'den bu tarafı 4. FB 4 yani. O zaman şuraya da 3 kaldı dostlarım. Ve bize de 3 kere 6 18'i soruyor. 10. soruyu da gömdük böylelikle. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın goberler. Hadi öptüm hepinizi.